Günaydın sevgili izleyiciler. Mutlu sabahlar. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir güne uyandık yine. Keyifli bir programla karşınızda olacağız. Daha önce yine bu konuya yer vermiştik ve gerçekten çok soru almıştık. Sizlerin talepleri üzerine tekrar gündeme getirdik. Çalışan anne, çalışan kadın olmak günümüzde zaten pek çok kadın, pek çok anne iş hayatının içinde. Çok da zor aynı zamanda. Hem çocukları büyütüyoruz, hem evi çekip çeviriyoruz, hem çalışıyoruz. Ama acaba Sosyal Sigortalar Kurumu'nda haklarımızı biliyor muyuz? Hamile kalır kalmaz çocuk sahibi olmaya adım attığımız andan itibaren haklarımız var. Doğurduktan sonra emzirirken haklarımız var. Çalışırken nelere, hangi haklara sahibiz? Program boyunca son postun altına sosyal medya hesaplarından sorularınızı göndermeye başlayabilirsiniz. SGK uzmanı Özgür Kaya bizlerle birlikte olacak ve sorularınızı yanıtlayacağız. Hem de belki de yeni duyacağınız haklarımızdan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Yeni haklarımızdan biri de herhalde bu kreş yardımı. Evet. Değil mi? Hemen oradan başlayalım. Bebeği olan, yeni doğum yapan anneler de öğrenmiş olsun. Kreş yardımı nedir? Kreş yardımı bir anda rakam iki katına çıkarılmış oldu. Hangi rakam? Kreş yardımı alacak olan annelere ödenecek. Daha doğrusu çocuğunu kreşe veren annelere... kreşlere ödeyeceği işveren ve devletin ödeyeceği rakam 400 liradan asgari ücretin brüt asgari ücretin yarısı yani 1015 liraya getirilmiş oldu. Çok iyi. Çünkü evet. Acaba bu özel kreşlerin çoğalmasıyla ilgisi olabilir mi? Şimdi tabii zaten çalışma hayatı içerisinde 150 çalışanı, bayan çalışanı, kadın çalışanı olan iş yerlerinde kreş açma zorunluluğu söz konusu idi. Bundan sonraki süreçte bu konu daha da yakından takip edilmek suretiyle çalışan anneler eğer çalıştıkları iş yerlerinde kreşleri yoksa çocuklarını kreşe verdiklerinde işverene bunu bildiriyorlar. İşveren de bununla ilgili bir katkı sunuyor. İşverenin burada avantajı nedir? Bu çalışanına sunmuş olduğu bu katkının vergi indiriminden istisna, vergiden istisna olması. İşveren buradan vergi ödemeksizin bu desteği çalışanına sağlamış olacak. Tabii genel olarak ülkemizde kreş uygulaması yeni bir yöntem olduğu için henüz çok fazla vatandaşımız ya da çalışan anneler bu konuyu bilmiyorlar ya da bilemiyorlar. Evet. Şöyle tarif etmek daha doğru olur belki de Ramazan gününde. Kreş bir yemek olarak ortaya konuldu. Ancak bu yemeğin tarifi henüz kamuoyuyla net olarak paylaşılmadı. Yani kreşi bir yemek olarak düşündüğünüzde uygulama yöntemleri, kimler, hangi gelir düzeyinde olanlar bu yardımdan yararlanabilecek, kaç çocuğa kadar bu yardım söz konusu olacak. Şu anki düzenleme içerisinde herhangi bir gelir sınırlaması söz konusu değil, çocuk sınırlaması söz konusu değil. Birden fazla çocuğu olan anneler de çocuklarını, birinci çocuğunu, ikinci çocuğunu da kreşe vermek suretiyle bu destekten yararlanabilecek. Bu desteği kim sağlıyor? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın fonladığı, desteklediği bir proje. Buradaki amaç şu, çalışan annelerin çocuklarını bakabileceği bir ortama bırakmak. Şimdi mesela bizim ülkemizde yaygındır. Genelde çalışan anneler çocuklarını ya kendi annelerine ya da kayınvalidelerine bırakmak suretiyle çalışma hayatına devam ederler. Düşünün annesi ya da kayınvalidesi olmayan çalışanların durumu ne olacak? İşte burada sosyal devlet olmanın gereği olarak sistem devreye giriyor ve işte bakacak kimsesi olmayan annelere böyle bir destek sunmak suretiyle çalışma hayatında kalmalarını çalışma hayatında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen bir proje. Hayırlı olsun demek gerekiyor. Evet, bu kreş yardımı peki ücret olarak veriliyor anneye. Bu, annenin kendisine ödenmiyor bu Selda Hanım. Doğrudan kreşe ödeniyor. Yani kreşe göndermek zorundasın. Kreşe göndermek zorundasın. O parayı alıyorsan. Yani özel bir kreş olması gerekiyor. Önemli. Burada tabii işletmeciliği de, kreş uygulamacılığını, kreşi de teşvik eden bir yöntemi var bunun aynı zamanda. Bir taraftan da istihdam yaratıyor. Yani tabii. Kreşte şimdi kreş açıldığında burada eğitmenler olacak, burada yöneticiler olacak. O çocukları oraya getirip götürmek için bir servis ulaşım olacak. Servisi olacak. Nereden baksanız 8-10 kişilik bir istihdam da yaratmış oluyor aynı zamanda. Topyekün ele alındığında gerçekten ülkemizin olması gereken ve geç kalınmış bir uygulama diye bakmak gerekiyor.
Çalışan anneler tabii ki kreşlere gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri. Devletin de bu kreşler üzerinde bu işin başka boyutları devreye giriyor. Denetimlerini sürdürmesi gerekiyor. Yani devlet ya da işveren kreş yardımını annenin kendisine nakit olarak vermiyor. Bu evet. Bir yardım değil, bu bir destektir. Doğrudan kreşe ödeniyor ve kreşte aldığı bu parayla o çocuğun eğitimini, gelişimini ve bakımını sağlamış evet. oluyor. Yani kreş yardımını alınca ben kreşe değil göndermek istemiyorum, bir bakıcı tutmak istiyorum gibi. Hayır. O parayı değerlendiremiyor. Evet, değerlendiremiyor. Çünkü kreşe burada ödeniyor, sistem oyuncak. Doğrudan kreşe yönelik yapılan bir destektir. Evet. Kişiye yönelik bir destek. Bu detayda değil. Önemliydi. Evet. Zaten güzel olan da maddi olarak herhangi bir belge istenmiyor. Herkesin evet. hakkı bu. Çalışıyor olması çalışan gerekiyor. Çalışan tüm annelerin. Sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Ya da kamu kurumunda bir çalışan olması gerekiyor. Tek şartı burada çalışan olması. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yönetmelikler, yeni düzenlemeler daha da hayatımıza girebilir. Burada belli şartlar, koşullar belki kapsamı daraltılıp belki kapsamı daha da genişletilebilir. Yeni bir uygulama olduğu için muhtemelen bu 24 Haziran seçimlerinden sonra kurumlar bunu daha aktif olarak kullanmaya başlayacaklardır. Evet, sorularınızı göndermeye başladınız bile sevgili izleyiciler. Hamileyken ve doğumdan sonraki haklarınızla ilgili bu kreş yardımı evet. gerçekten çok önemliydi. Kesinlikle çok da çalışma hayatı içerisindeki annelere önemli bir destek. 1000 lira, 1015 lira tamamıyla devlet tarafından ya da işveren tarafından. Bu bir kereliğinin peki her ay değil herhalde. Her ay kaç yaşa kadar devam ediyor? 0-5 yaş grubuna kadar. 0-5 yaş. 0'dan 5 yaşına kadar çocuğa kreş desteği sağlanıyor. Doğumdan hemen sonra başvuracağız. Evet. Çünkü çocuğu mesela 3'ten sonra kreşe vermeye başlarız genelde. Evet, şimdi daha küçük çocukları kreşe vermek çok mümkün değil. Burada daha ziyade yakınlar tarafından bakımı söz konusu olabiliyor. Anneler, kayınvalideler veya daha başka yakınlar olabiliyor. Ama dediğiniz gibi 3 yaşından sonra artık çocuğun kreşe verilmesi elzem hale geliyor. Evet. Bu yüzden yaklaşık olarak 2 yıl boyunca kreşte kalması ve bununla ilgili destek alması bir anne için son derece önemli. Evet, önemli olan şeyin de altını çizelim bir kez daha. Bu ücret aileye değil kreşe ödeniyor. Kreşe ödeniyor. Kreşe gittiğini ispatlayan zaten mutlaka evet. kaydının olması kesinlikle. Gerekiyor. Suistimal edilmemesi açısından. Hemen bir soruyla devam edelim. Kamuda memurum, 9 aylık bebeğim var diyor Dilek Hanım. Yarım gün çalışma kesinleşti mi? Yeni tasarıda yarım mesai maaşı var mı? Kamu kurumlarıyla ilgili yarım çalışma sistemi henüz tam manasıyla başlamadı. Bununla ilgili bir genelge bekleniyor. Hı hı. Zaman epey bir zaman geçmesine rağmen bu düzenleme henüz çıkmadı. Kamuda çalışan anneler bu hakkını şu an için kullanabilmiş değiller. Hı. Bunun da bir an önce çıkarılması gerekiyor. Evet, bunu da söylemiş evet. olduk. Yine babaanne bakım parası alabiliyor mu? Bakıcı destek parası veriliyordu, devam ediyor mu demiş. Yarım çalışma hakkı için nereye bildirim yapılıyor? Evet. Şimdi babaannelere destekle ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda pilot bir uygulama başlatılmıştı. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu 3-4 ilde başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl sonu itibariyle, 2017 sonu itibariyle bu proje sona erdi. Bu projenin devam edip etmemesi noktası henüz netleşmedi. Yani babaanneye destek, babaanneye yardım şeklinde bir isimlendirilmişti. Yani torununa bakan babaannelere böyle bir evet. olanak sağlanıyordu. Gelir asgari ücretin 2 katından az olan çalışan anneler bu pilot uygulamadan yararlandılar. Yaklaşık olarak 500 bine yakın bir aile, özür dilerim, 5 bine yakın bir aile, yani anne bundan yararlandı. Hmm. Ama şu an proje askıya alınmış durumda. Kreş yardımı ile ilgisi var mı acaba? Yok, bu projenin? Bambaşka. Kreş bambaşka, yardımının dışında evet. Babaanneleri torunlarına bakmaya teşvik etmek amacıyla bir uygulama başlatılmıştı. Antalya, İzmir, İstanbul gibi illerde bu pilot olarak uygulandı. 5000'den fazla anne bundan yararlandı. Yoğun bir talep vardı buna. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bunu henüz 2017 sonu itibariyle sonlandıktan sonra tekrar uygulamaya başlatmadı. Buradaki amaç da sanıyorum bu 3 ildeki yardımların doğru
hedefine ulaşıp ulaşmadığı noktasında bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Evet. Bir başka soru daha vardı sanıyorum. Evet, bunu, yarım çalışma ile ilgili. Yarım özel sektörde çalışanlar doğum izni, yani doğum izninin sonuna geldiğinde anne çalışmış olduğu iş yerine müracaat etmek suretiyle yarım çalışma sisteminden yararlanabilir. Yarım çalışma sistemini zaten işverene başvurduktan sonra işverenin kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. İşveren aynı zamanda bunu İşkur'a bildiriyor. Yarım ücretini İşkur İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödeniyor. Yarım maaşı da anne iş yeri tarafından ödenmiş oluyor anneye ve tam maaşını almış oluyor. İş yerinin lehine ya da aleyhine bir çalışanın bebek beklemesi İş yerini nasıl etkiliyor? Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz? Çünkü şimdi, genelde çalışanlar korkar değil mi? Uzun evet. süre saklayıp müdürüne, patronuna bebek beklediğini bile söyleyemeyen insanlar var. Seda Hanım, bu geçtiğimiz yıllarda özellikle bankacılık sektöründe çok karşımıza çıkıyordu. Hı hı. Mesela bankalar çalışanlar ya da bankalar olarak sınırlamak çok doğru değil de plaza çalışanları diyelim. Evet, plaza evet. çalışanları çalıştığım işe aldıkları çalışanlarının sözleşmelerine evlenmeme ile ilgili çocuk dünyaya getirmeme ile ilgili bir takım maddeler yazıyorlardı. Evet. Şimdi iş kanunu bize şöyle bir özellik tanımış. İş kanunu diyor ki dilediğiniz gibi çalışanla sözleşme yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak yaptığınız sözleşme iş kanununa uygun olacak. Şimdi yaptığınız sözleşme bir kere mantıken iş kanununa uygun mu? Mantığa baktığımızda bir kadına çocuk yapma ile ilgili bir madde, yapmama ile ilgili bir madde koymak bir kere insan ahlakına aykırı. Çalışma ahlakına aykırı. Özel hayata insan müdahale. Haklarına aykırı. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun sözleşmelerine ve normlarına aykırı. Anne olma kadının en doğal hakkıdır. Dolayısıyla bu kırıldı denilebilir. İstisnai durumlar söz konusu olabiliyor. Yine kadınlara bu tür baskılar, yıldırmalar, el altından sopa göstermeler, aba altından sopa göstermeler olabiliyor. Ama evet. çalışanlarımız haklarını son derece etkin olarak bildiği için artık bunlara pabuç bırakmıyorlar. Evet. Ya işte Alo 170 hattı mesela ihbar olarak ya da Çalışma Bakanlığı'nın teftiş kurulları, iş müfettişlikleri bu konularda son derece etkindir. İş yerlerinde bu tür muamelelere maruz kalan kadın çalışanlarımız varsa mutlaka ilgili birimlere işte CİMER var, BİMER var, ALO 170 var. Evet, başvurabilirler. Teftiş kurullarına başvurmak suretiyle haklarını arayıp kendilerini güvence altına alabilirler. İşe başlarken de zaten böyle bir maddeyi gördüklerinde kabul etme zorunluluğu yok. Hayır. Zaten dediğiniz gibi iş kurumuna aykırı bir madde değil mi o? Evet, şimdi işveren sizin önünüze böyle bir sözleşme getirebilir. Bakın ülkemizde bu tür şeyleri çok karşılaşıyoruz Selda Hanım. Kadın İşe ihtiyacı var, çalışma zorunluluğu var, ihtiyaç sahibi. Ancak işveren bunun önüne getirmiş, işte bahsettiğim bu maddeleri koymuş. Bunu imzalaması kadının hiçbir şey ifade etmiyor. Yani siz o sözleşmeyi imzalasanız da yükümlülük altına girmiyorsunuz. Çünkü iş kanunu diyor ki az önce ifade ettiğim gibi çalışanla dilediğiniz gibi sözleşme yapabilirsiniz. Mesela izin süresi kanunen 14 gündür. İşveren 14'ün altına indiremez, 18'e çıkarabilir. Bunun bir engeli yok. Örneğin hafta çalışma süresi 45 saattir. İşveren 45 saatin üzerinde sizi çalıştıramaz, altına indirebilir. Ya da çalışan için başka bir özellik, kanuna uygun çalışanın lehine, işverenin lehine olan uygulamaları sözleşmeye koyabilirsiniz. Yarın ihtilaf durumunda mahkemelerde delil olması açısından. Ancak iş kanuna aykırı, işte kadına doğum yapamazsın, evlenemezsin, şu tarihler arasında izin kullanacaksın gibi özel maddeler koyamazsın. Evet. Şimdi sorularla devam edelim yine. Şimdi izleyicimiz anlayamamış, bebeğimi 3 yaşında kreşe vermek için doğumdan sonra mı başvurmam gerek kreş yardımına diyor. Yok, hayır, 0-5 yaş grubundaki çocuklar herhangi bir zaman diliminde başvurabilir. Vermeye karar verdiğiniz an kreşe vermeye o zaman başvurabilirsiniz. Evet. Merhaba, iş yerim 150 ve üzeri bayan çalıştırıyor. Kreş açma zorunluluğu var. Var. Değil mi? Var. Ama şikayet etmemize rağmen açmıyor.
Kreş açmadığı için tek taraflı fesih hakkımı kullanarak kıdem tazminatımı alabilir miyim? Alabilir. Çalışanlar eğer işveren zorunlu olduğu halde kreş açmıyor ise iş akdini haklı nedenle feshedip tazminat talebinde bulunabilirler. Evet, bunu evet. yapabilirler. Gerçekten bu da önemli. Pek çok iş yerinde çalışan kadın iş yerinin kreşi olmasını çok arzu ediyor. Evet. Neden? Servise uğraşmıyor. Beraber gidiyor, beraber dönüyor. Ama bu açma zorunluluğunda daha sert kurallar olmalı. Kesinlikle. Şimdi bundan sonraki süreçte galiba. Bunlar daha da etkin olarak denetim yapılacak. Mesela bazı işverenler şöyle de bir uygulama yapıyor. Örneğin 150 çalışanı var ama kreşi çalışanlar yararlanmasın diye 500 metre ileride açıyor. Hayır. Niye açıyor o zaman çalışana değilse? Buradaki amaç şu. Evet ben kreş açtım var demek için. İş yerine maksimum 250 metre uzaklıkta olabilir. Bir de bu var kural olarak. 250 metreyi geçiyorsa sizin açtığınız kreş iş yeriyle alakalı bir kreş değildir. Özel bir iş yeri açmış olursunuz. Özel bir iş yeri olabilir. Evet, diyor ki mesela izleyicimiz, kreş yardım için nereye başvuracağız peki? Şimdi işte burada çalışanlarımızın takıldığı nokta. Bu az önce bahsettiğim bu yemek gibi. Şu an kreş yemek tarifi henüz paylaşılmadı. Şimdi çalışanlar bunu çok soruyorlar bize. Yaklaşık olarak bir hafta 10 günden beri bir konu gündemde. Biz nereye başvuracağız? Şimdi buranın doğrudan muhatabı, yani bu kaynağı verecek olan, destekleyecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Dolayısıyla muhatap da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlükleri ya da ilçe müdürlükleri bununla muhataptır. Buralara başvuru yapabilirler. Evet, il müdürlüğüne, ilçe müdürlüğüne başvuru. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmak suretiyle bilgi alabilirler. Destekten ne şekilde yararlanacaklarını, nasıl yararlanacaklarını oradan öğrenebilirler. Evet. Babaanneye yapılan yardım gibi umarız kısa süreli olmaz. Çok evet. bence elzem bir yardım. Şimdi bu da yardım. Çok tutmuş da esasında. Biz 5000 kişi yararlandı diyoruz ama bunun yaklaşık olarak 15-20 bine yakın başvuru gelmişti. Hatta bunun üzerindeydi. Yararlanma hakkını elde edenler 20 bin civarındaydı. Ancak bunların 5 binine bir ödenek söz konusu olabildi. Bu pilot bir uygulamaydı. Pilot bir uygulamanın amacı da şudur. Yeni bir yöntem deniyoruz. Bu yöntem eğer benimsediğimiz şekilde, bunun destekleyicisi aynı zamanda Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bir fon tarafından destekleniyor. Eğer bu tutarsa bunu sürdürebiliriz. Türkiye geneline yayabiliriz mantığı. Bu bana göre esasında tutmuştu. Ancak 2018 yılına geldiğimizde bu askıya alındı. Belki seçimlerden sonra tekrar gündeme gelebilir. Evet, inşallah da olur. İzleyicimiz diyor ki, devlet memuruyum, ücretsiz izindeyim, işe başlayacağım ama bakıcı parası nasıl alınıyor, nasıl ayarlanıyor? Teşekkür ederim. Bakıcı parası diye bir yardımımız. Şimdi bakıcı parası şöyle bir şey. Bu da yine Avrupa Birliği uyum yasası. Esasında bizim annelere kreş yardımı, babaanne yardımı, bir de bakıcı parası dediğimiz 3 tane ayrı ödeneğimiz var. Evet. İzleyicimizin kastettiği bakıcı parasıyla ilgili. Şimdi buradaki amaç, buradaki özellik şu. Çocuğun yaşıyor olması gerekiyor. Birinci derece yakın olmaması gerekiyor. Bakıcının sosyal güvencesinin anne tarafından sağlanması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren, asgari ücretin 2 katından da az geliri varsa devlet burada yaklaşık olarak 300 euro olarak bir ödeme ödüyor. Euronun artışını düşünürsek. Bakıldığı zaman asgari ücret seviyesine tekabül ediyor. Evet. Eğer çalıştırdığınız bakıcının mesleğiyle ilgili bir belgesi varsa, diploması varsa, o zaman 120 euro daha ilave ediliyor. O da 420 euroya geliyor. Dolayısıyla evde bakıcı çalıştırma, hem istihdam sağlıyorsunuz hem de çocuğunuza baktırmış oluyorsunuz. Bu da anneler için, çalışan anneler için ayrı bir kolaylık olanak. Evet, ama buradaki şartlardan biri kazancınız asgari ücretin 2 katından az olacak. Yani haneye giren gelir asgari ücretin 2 katından az olacak. Eşle beraber toplam mı? Evet, eşle beraber az olacak. Şimdi burada ki amaç da
dar gelirli anneye hem istihdam yaratmasını sağlamak, yani şimdi bizim biliyorsunuz bakıcı çalıştıran pek çok anneler var. Bunların pek çoğuna baktığımızda da kayıt dışı. Yaklaşık olarak bu sektörde 500 bin çalışan ev hizmetlerinde ve bakıcı olarak çalışan kadınlar var. Bunlar kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. Bunları kayıt altına almak hem anneye destek hem de kayıt dışı olan kişileri, kadınları da kayıt altına almak. Bakıcı parası için nereye başvuracağız peki? Burada da yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye giriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na müracaat ettiklerinde şartlara uygun oluyorsa, uygunsa kendilerine evde bakım, evde bakıcı çalıştırma ücreti ödeniyor. Evet, bunlar önemli şartlardı. İzleyicimiz diyor ki bebek bekliyorum, ev hanımıyım, bebek yardımını nasıl alıyoruz? Herhangi bir başvuru yapabilir miyiz? Şimdi burada iki durum söz konusu. Bir, çalışıp da bebek bekleyen anneler var. Bir de çalışmayıp, yani ev hanımı olup da bebek bekleyen anneler var. Çalışmayıp da bebek bekleyen anneler için birinci çocuk için 300, ikincisi için 400, üçüncüsü için 600 lira olmak üzere. Yine bu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir desteğidir. Bu bedeli, parayı alabiliyorlar. Bunun dışında eşi çalışıyor ise doğum gerçekleştikten sonra çocuğu için emzirme yardımı, süt parası dediğimiz 2018 yılı için 149 lirayı da alabilirler. Bunun dışında ev hanımı olarak çalışan annelere çocuk bakımı ile ilgili ya da yardımı ile ilgili başka bir destek söz konusu değil, ama çalışan anneler için işte biliyorsunuz doğumdan önceki ve sonraki 8'er haftalık sürelerin istirahat ücretleri ödeniyor. Evet. Yine yarım çalışma hakkı söz konusu olabiliyor. Emzirme sürelerini izin kullanabiliyor. Efendim yine emzirme yardımını alabiliyor. Yine Aile Politikalar Bakanlığı'ndan 300, 400, 600 lira çocuk sayısına göre yardım alabiliyor. Yani bugün çalışan bir anne yaklaşık olarak 7 bin lirayla gelir düzeyine göre, mesela asgari ücret seviyesinde çalışan bir anne, bu rakamları üst üste koyduğumuzda doğum gerçekleştirdiğinde 7500 liraya yakın bir bedel para alabiliyor devletten. İstirahat parası, doğum süt parası, doğum yardımı vesaire. Ama geliri daha da yüksekse, örneğin 7-8 bin lira civarında bir geliri varsa da 27-28 bin liraya kadar devletten bir ödenek alabiliyorlar. Aslında gerçekten çok destekleyici, güzel haklarımız var. Evet, kesinlikle. Yani 8 haftalık süre içerisinde çalışamayan bir anne için orta gelir düzeyinde olduğunu varsayarsak 28 bin liraya yakın, 27 bin küsür liraya yakın bir bedel ödenmesi söz konusu. Vivi koyalım. Peki. Özgür Bey, devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra çalışan annenin ve bebek bekleyen annelerin hak bahsetmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Kaos Uzmanı Özgür Kaya ile beraberiz. Ben anneyim de bitireceğiz programı yavaş yavaş. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Çalışan annenin haklarını konuşuyoruz bugün. Özgür Bey, bir soru daha soralım. Gerçekten önemli bir soru. Zaten yavaş yavaş da programı bitireceğiz. Şimdi devlet okulunda ücretli öğretmen izleyicimiz, 35 haftalık hamileyim demiş, doktor raporuyla izne ayrıldım. SGK zaten okul biteceği için 4 aylık doğum iznimi kabul etmiyor. Analık parası da vermiyor. Halbuki ben öğretmenlik yapamıyor değilim, başka bir yerde de iş göremezlik raporu almış olmuyor muyum? Evet. Halbuki ücretli öğretmen çalışan anne olmuyor mu? Evet. Halbuki istirahat parasından yararlanmak için şart nedir? Son bir yıl içerisinde 90 günlük sigortanızın olması. Evet. Ücretli öğretmen olduğu için geriye dönüp baktığımızda 90 günden fazla sigortası var. Ancak geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu olmadık bir uygulamayı hayata geçirdi. İşveren, yani devlet de olsa, özel sektör de olsa ücretli çalıştırdığı için bir işverendir. İşveren çalışanın iş akdini sonlandırdığında, şayet o kişi doğum izninde de olabilir, istirahatli de olabilir ya da kaza da geçirmiş olabilir. İş akdini sonlandırdıktan sonra 10 gün daha istirahat parasını ödüyor. Ondan sonra kalan sürelere Sosyal Güvenlik Kurumu ödemiyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor. İşte ücretli öğretmen okulların kapanmasına yakın doğum gerçekleşebilir, istirahate ayrılabilir. Ancak evveliyatında çalışmaları olduğu için, evveliyatındaki çalışmalarından dolayı o öğretmen annenin de istirahat parasının doğum izniyle ilgili sürecin kullandırılması, hakkının verilmesi gerekir. Ama şu an yapabileceği bir şey yok galiba. Şu an yapabileceği bir şey yok. Bununla ilgili
İnşallah bunun düzeltilmesiyle ilgili şey aldık, geri dönüş aldık. Hı hı. Ama biliyorsunuz seçim sürecinde bunlar biraz zor oluyor. İnşallah evet. Seçimden sonra bu düzelecek. Evet, inşallah. Çok teşekkürler verdiğiniz ben cevaplar için. İzleyicilerimizin tüm sorularına cevap vermeye çalıştık. İnşallah yine başka bir programda yine i̇nşallah, bu konuları konuşup güzel haberlerle ağırlarız sizi. İnşallah. Kreş yardımı güzel bir haberdi mesela. Evet. Evet, SGK uzmanı Özgür Kaya ile beraberdik. Ben annemi bugün de bitirdik sevgili izleyiciler. 360 ekranında kalın. Yarın sabah 10'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.